Bugünkü videomuzun konusu Maltese Terrier'ler. Maltese Terrier adı altında satılan köpeklerin pek çoğu aslına bakarsanız Maltese Terrier olmuyor. Üreticilerin tamamı ama tamamı sattıkları yavruları da 0 numara 1 numara diye satıyorlar. İlla ki bir aile almıştır, sonrasında da sahiplendirme durumuna girmiştir. Kozmetiğine dikkat ettiniz, sağlığına dikkat ettiniz, dört dörtlük köpek değil. Dört dörtlük köpek olur mu? Hiçbir köpek dört dörtlük değil. Bir parmakta var 3 dikiş, solu parçaladı. Liseye giden bir çocuğa saldırıyordu. Husumet besliyordu köpek. Biz buna bir köpek alalım zihniyetiyle yola çıktığınız zaman, çocuk sıkıldığı zaman köpek ortada kalıyor. Unutulmaz bu acı, dertli dertli çal kemancı. Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Bugünkü videomuzun konusu Maltese Terrier'ler. Gördüğünüz gibi Maltese Terrier'ler oldukça ponçik, tatlı, güzel köpekler olduğu gibi aynı zamanda agresiflikleri tetiklenebilen. İşin garibi bu, sahipleri tarafından bir o kadar da hoş karşılanabilen ırklar. Şimdi bugün Maltese Terrier aldığınız zaman acaba başınıza neler gelecek, onlardan konuşacağız. Şimdi tüm işin detayından başlayacağız. Ta alış sürecinden, sonrasında karşılaşacağınız sağlık sürecinden, sonrasında da bir Maltese Terrier sahibi olarak yaşayacağınız sıkıntılar üzerine konuşacağız. Hadi isterseniz videomuza başlayalım. Ulan senin duruşunu yerim lan. Neyse. Şimdi kıymetli abonelerimiz. Oy oy babacım. Tamam yavrum, hadi geç. Yat dinlen hadi. Şimdi kıymetli abonelerimiz, dilerseniz Maltese Terrier'ler nasıl köpekler, onlardan başlayalım. Irk standartlarını koyalım bir kenara. Zaten bunlarla alakalı zibilyon tane video var. Ama siz şunu bilin. Siz eğer Türkiye'de Maltese Terrier şöyledir, Maltese Terrier böyledir diye ırk videolarına bakıp aldandıktan sonra evet ben de bu kar topu gibi yavrulardan alacağım diye yola çıktığınız zaman %80-90 oranında kandırılacaksınız. Verdiğiniz paralar çöpe gidecek. O yüzden önce dilerseniz alım sürecinden başlayalım. Maltese Terrier'ler nasıl ki pitbull'lar çerçakal insanların elinde, atıyorum diğer köpek ırklarının çoğu çerçakal insanların elinde. Maltese Terrier'ler de öyle. Neden? Bu işte para var. Dayılar ne yapıyorlar? Köpekleri üretiyorlar. Bakıyor, aa diyor, beyaz köpek, beyaz köpek eşleştireyim. Beyaz köpek, beyaz köpek eşleştireyim. Zaten siz şu kadarlıkken alıyorsunuz köpeği. Şu kadarlıkken aldığınız zaman çoğu da birbirine benziyor. Ondan sonra birinin bacakları uzun oluyor. Birinin sağında solunda farklı renkli lekeler oluyor. Birinin boyu sürekli uzuyor. Birinde sağlık problemleri oluyor. Birinin kulakları Alman çoban gibi dik oluyor. Birininki yatık oluyor falan filan derken. Maltese Terrier adı altında satılan köpeklerin pek çoğu aslına bakarsanız Maltese Terrier olmuyor. Dolayısıyla ilk başta Poodle'da da dediğimiz gibi köpek alırken neye dikkat edeceksiniz? Köpek alırken mutlaka ama mutlaka size daha öncesinde referans olmuş bir üreticiden köpek almanızı tavsiye ediyoruz. Mümkünse ev üretimi almamaya gayret gösterin. Yani biliyorsanız, tanıyorsanız alın tabii ki. Ama Poodle'da ne demiştik? Baktınız, beğendiniz. İletişime geçin. Bu köpekte böyle sağlık problemleri varmış, siz karşılaştınız mı? Böyle davranış problemleri varmış, siz karşılaştınız mı? Üreticisini tavsiye eder misiniz? İletişim bilgilerini alabilir miyim diye adamla iletişime geçin. Ondan sonra o üreticinin yavrularını almaya gayret gösterin. Diğer türlü nasıl Maltese Terrier'lerle karşılaşıyoruz? Irk standartlarına hiç uymayan Maltese Terrier'lerle karşılaşıyoruz. Gelelim bir diğer yaşayacağınız sıkıntıya. Üreticilerin tamamı ama tamamı sattıkları yavruları da 0 numara 1 numara diye satıyorlar. Nedir 0 numara 1 numara? Boyutu. 0 numara bu kadar, 1 numara bu kadar. İşte bunun annesi 0 numara, babası 1 numara. Babası 1 numara, annesi 0 numara. İkisi de 0 numara diye satıyorlar. Siz bilmiyorsunuz, zaten aldığınız zaman köpek maksimum bir karış. Ama sonrasında neyle karşılaşıyoruz? Köpek büyüyor. Büyüyor. Irk standartlarında olmuyor. Aynı Poodle'daki gibi siz de Maltese Terrier'i ne yapıyorsunuz? Veremiyorsunuz. Yine benzer sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Yine köpek satın alacaksanız eğer, dünyanın parasını vermenize gerek yok. Maltese Terrier'ler aynı cooker'lar gibi bol bol ev değiştiren köpekler. Zaten bununla alakalı da başımıza gelen olaylardan da örnekler vereceğim. Aklınızda bulunsun. Eğer biraz vaktiniz varsa,
Zaten her zaman onu diyoruz. Ben bugün köpek alacağım diye yola çıkmayın. Köpek alacağınıza karar verin. Hangi ırkı alacağınıza karar verin. Davranış problemlerini, ırkın yatkın olduğu hastalıkları, şuyu buyu öğrenin. Ondan sonra yola çıkın. Düzgün bir üretici bulun. Ondan köpek alın diyoruz ya. Maltese teriyerlerde biraz daha rahat olabilirsiniz. Çünkü köpek sahiplendirme sayfalarına baktığınız zaman dünya kadar ücretsiz köpek sahiplendiren Maltese teriyer sahibiyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü bunlar nasıl arkadaşlar? Havlamaya meyilli, agresifliğe meyilli, sahiplerinin eğitemedikleri, baş edemedikleri ve davranış problemleri sıklıkla görülen canlılar. O yüzden ücretsiz sahiplendirme konusunda da Maltese teriyerleri bayağı ay 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 ortaya yat yat ananı bacını kucak ay 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 top vereyim mi sana? Dön ortaya yat karşıma konuş. Oh. Çok güzel yat. Ortaya. Yat karşıma. Dön. Hop. Kıymetli abonelerimiz kusura bakmayın. Cooper biraz darlandı. Ben de dedim ki biraz top vereyim. Eğer vaktiniz varsa araştırın. Zaten Maltese Terrier illaki bir aile almıştır. Sonrasında da sahiplendirme durumuna girmiştir. Biz Maltese Terrier'leri sıklıkla hocam bu üçüncü evi, bu daha öncesinde üretilmiş, üretimhaneden kurtardık, sokağa atılmış, barınaktan aldık şeklinde Maltese Terrier'lerle çok fazla karşılaşıyoruz. O yüzden eğer Maltese Terrier alma niyetiniz varsa sahiplendirme sayfalarını da takip etmenizi ben size şiddetle öneriyorum. Gelelim karşılaşacağınız sağlık problemlerine. Şimdi derdi ne üreticinin? Küçük yavru olsun, daha küçük olsun, daha küçük olsun, ben daha kolay satayım. Laptopun yanında fotoğraf koyayım. İşte bardağın yanında, kupanın yanında fotoğraf koyayım. İnsanlar da baksınlar, aa aşık olsunlar, süper köpek desinler. Ben de bundan istiyorum desinler. Çantamı koyacağım, kafeye gideceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım desinler. Ve ben bunları yüksek fiyatta satayım. Derdi bu değil mi? Dolayısıyla nasıl köpekler doğuyor? Eklem rahatsızlıklarına sahip köpekler doğuyor. Eklem rahatsızlıkları olduğu zaman da neyle karşılaşıyoruz biz? Kalça, diz, dirsek sıkıntılarıyla karşılaşıyoruz. Birinci karşılaşacağınız sıkıntı bu. İkinci karşılaşacağınız sıkıntı Maltese teriyerlerde istisnasız olarak tamamında göz akıntısı var. Göz akıntılarıyla alakalı olarak gözlerini düzenli olarak silmeniz gerektiğini bilin. Beyaz köpekler poodle'larda kahverengi iz bırakıyor ama beyazlarda kırmızı lekeler oluşuyor. O yüzden bunu da düzenli olarak sileceksiniz. Ben yıllar önce bir tane Maltese Terrier üreticisine pamuk gibiydi köpekleri. Dedim hocam siz nasıl temizliyorsunuz bunları? Ben çayla siliyorum demişti ama yıl olmuş 2023, çay mı kaldı? İki tane dezenfektanımız var. Birisi Dr. Animal, birisi de Kristalin. Her ikisinden birini alabilirsiniz. Evinizde bulunursa iyi olur. Onunla köpeğimizin gözlerini sileceğiz. Bu da bilmeniz gereken ikinci husus. Yine Maltese teriyerlerde neyle karşılaşıyoruz? Deri rahatsızlıklarıyla karşılaşıyoruz. Deri rahatsızlıklarını da bilin. Bu arkadaşların derileri biraz diğer köpeklere göre hassas. Tüy dökmez diye satarlar ama Maltese teriyerler poodle'lar kadar olmasa, poodle'larda hiç yok. Az da olsa tüy döküyorlar. Bunun da bilincinde olun. Maltese teriyer aldığınız zaman bir diğer ihtiyacı, kuaför ihtiyacı. Her zaman söylüyoruz, makine tıraşı risklidir. Makine tıraşında ne vardır? Deriye nüfuz ettiği için bir, tüy yapısını bozarsınız. İki, neyle karşılaşırsınız makine tıraşında? Sizden önceki köpeklerde ne vardır? Uyuz vardır, ondan sonra siyah deri hastalığı vardır, egzama vardır. Bu tarz şeyler makineyle beraber bulaşır. Bulaştıktan sonra da neyle karşılaşırız? Sizin köpeğinizde sürekli bu sıkıntıyı çeker. O yüzden seçtiğiniz kuaför iyi olsun. En azından Ankara'daki kuaförlerde biz ciddi bir uyuz salgınıyla karşıyayız. En azından sizin seçtiğiniz kuaför iyi olsun ve makas tıraşıyla temizleyin. Yine poodle'larda olduğu gibi Maltese teriyerlerde çok tüylü hayvanlar. Paçalar önemli, karın altı önemli. Oralar çok fazla toz toprak biriktiriyor. Sonrasında çok ıslanıyor. O yüzden oraların temiz tutulması, tüylerinin kısa olması sizin her zaman avantajınızda. Bunu da yine söyleyelim. Gelelim Maltese Terrier'i aldınız. Irk standardında üretici buldunuz. Kozmetiğine dikkat ettiniz, sağlığına dikkat ettiniz. Dört dörtlük köpek değil. Dört dörtlük köpek olur mu? Hiçbir köpek dört dörtlük değil. Aman bu köpeği alın asla agresiflik göstermez. Bu köpeği alın asla şunu yapmaz. Öyle bir köpek yok. Maltese Terrier de en nihayetinde bir köpek. Dolayısıyla Maltese Terrier'i aldığınız zaman karşılaşacağınız bazı davranış problemleri var. Onları da mutlaka şimdi size anlatacağım ve siz de mutlaka bilin, ona göre yola çıkın. Birinci davranış problemine, evde yalnız kalamama. Aynı poodle'lardaki gibi verebileceğimiz en güzel tavsiye ne? Köpek eve gelir gelmez yalnız kalmayı öğretin.
2 ev değiştiren, 3 ev değiştiren, ben 5 ev değiştireni gördüm. Simpaş Altın Oran diye bir site var Ankara Oran'da. Diablo diye bir köpek vardı. 5. evine ben eğitime gittim. Hanımefendi dedi ki hocam ben Mart'tan beri, Nisan'dan beri dışarıya çıkamıyorum dedi. Yaz aylarıydı. Köpek ne yapıyor? Nerede benim sahibim diye yıkıyor ortalığı. Hav 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 hav. 1 yaşında bir köpekten bahsediyorum. 5 tane ev değiştirmiş. En son berberden almışlar. 3500 liraya satın almışlar. Düşünün. 1 yaşında bir köpek 5 ev değiştirmiş ve hanımefendi kapıdan çıkınca koca siteyi kaldırıyor kaldırıyor indiriyor. Sürekli hav 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 böyle bir köpek. Aynı şekilde Ruhan Hanım vardı kulaklar için nasıl dünya tatlısı bir hanımefendi. 2 yaşında köpeği vardı Dolly diye. O da diyordu ki hocam evde yalnız kalamıyor. Arabaya koyuyorum yıkıyor ortalığı. Evde aynı. Okul kantini işletiyorum ne yapayım. O köpeği de alıştırdık. Diğer köpeği de alıştırdık. Her köpek alışır ama... Bir de 1 yaşına kadar, 2 yaşına kadar bu ailenin çektiğini düşünün. O yüzden verebileceğimiz en güzel tavsiye Maltesleri yer aldığınızda hemen 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 yalnız kalmaya alıştırın. Birinci sıkıntınız bu. Bütün Maltesleri yerler havlıyor diyebilirim. Yine Maltesleri yerim var diye biri bizi aradığı zaman neyle karşılaşıyoruz? Büyük ihtimal diyorum ki kapı zilini havlıyor mu? Havlıyor. Gelen misafire havlıyor mu? Havlıyor. Dışarıda kedi, köpek, araba, o bu saldırıyor mu? Saldırıyor. Maltesleri yerlerde havlama problemi bu şekilde de çevresel etkenlere havlama problemi de kapı zili, gelen misafir, kargocu, ocu, bucu apartmandan gelen seslere karşı havlamaya oldukça meyilli köpekler. O yüzden Maltesleri yeri aldığınızda böyle davranış problemleriyle de karşılaşacağınızı bilin. Maltesleri yerlerde poodle'lardan farklı olarak poodle'da korkak bir agresiflik var. Korkuyor, çekiniyor. O da sıkıntı da. Maltesteriyerlerde dominant bir agresiflik var. Yani ben size bir fotoğraf koyayım şuraya. Maltesteriyerin marifeti yani çat çat çat. Bir parmakta var 3 dikiş. Solu parçaladı, solu parçaladı. Yani bakıldığı zaman aldığımız şu ana kadar en büyük ısırıklar Maltesteriyerden oldu eğitim hayatımızda. Dolayısıyla Maltesteriyerin havlamaları daha çok sen bir çekil. Kimmiş bu kapıdan giren? Kimmiş bu? Getirin o kediyi bana, getirin o köpeği bana tarzında havlamalar olabiliyor. Ve kendi sahibini, sahibinin çocuğunu, ondan sonra yine sahiplendirildiği aile, bunun nedeniyle sahiplendiriliyor. Sahiplendirildiği ailedeki insanları da çat 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 ısıran Maltesteriyerler var. Hatta bu nedenle uyutulan Maltesteriyerler var. İstanbul'da bir hanımefendi vardı. Hanımefendi mesela köpek diyordu. Annemi ısırıyor, beni ısırıyor, sahiplendirdim. Baş edemediler, onları ısırmış. Maltesteriyer bu yani. Bakıldığı zaman 1-1,5 yaşında. Peki hanımefendi bununla alakalı olarak köpeğe kötü mü davranmış, travmatize mi etmiş? Hayır. Tamamıyla aşırı özgüvenden kaynaklı. Aynı yatakta yatmasından, masadan yemek vermesinden, şundan bundan. Zaten bununla alakalı videomuz var. Tekrara girmeyelim. Dolayısıyla şunu bilin. Maltesteriyer aldığınız zaman havlayan ama agresif bir şekilde saldıran bir köpeğiniz olasılığı da oldukça yüksek. Tekrardan karşılaşacağımız davranış problemleri üzerine gidelim. Maltesteriyerlerde sokakta diğer kedilere, köpeklere karşı agresiflik gösteren Maltesteriyer örnekleriyle de çok fazla karşılaşıyoruz. İşte göğüs tasması ama köpek iki ayak üstünde koşuyor falan. Neden iki ayak üstünde koşuyor? Diyor ki bırak beni şu adama bir gideyim, bırak beni şu kadına bir gideyim, şu köpeği bir ısırayım şeklinde. Aşırı motivasyonu tavan Maltesteriyerlerle de yine karşılaşıyoruz. Maltesteriyer aldığımız zaman kıymetli abonelerimiz bilin ki Maltesteriyerler poodle'lar gibi çok zeki hayvanlar. İyi sosyalize ettiğiniz zaman eve gelir gelmez eğitimine başladığınız zaman dünya tatlısı hayvanlar. Ama bunlarla da karşılaşma olasılığınız çok 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 yüksek. İşte ben onun agresifliğini ekmek arasına koyar yerim. Ne olacak ki? Ağzına bir tane vururum, oturur şeklinde yaklaşımlarla hiçbir şekilde köpeğe gitmeyin. Zaten bunlarla alakalı olarak agresif köpeğin nasıl eğitileceği, işte ne bileyim korkak agresiflikler, dominant agresiflikler, ev köpeği neden agresif? Bunlarla alakalı eğitim videolarımız var. Bunları geriye dönük olarak izleyin, çözersiniz zaten. Ama çözme esnasına kadar köpeği aldın 2 aylık, oldu 6 aylık. 4 aylık sürede çocuğunu boşa ısırmasın, seni ısırmasın, böyle şeyler yaşama. Dolayısıyla bunları mutlaka ama mutlaka en baştan bilmeniz lazım. Eğer Maltesteriyer alırsanız bunlarla karşılaşma olasılığınız yüksek. Ama Maltesteriyer aldığınız zaman
İlk başı çok sıkıntılı. İlk başta neyle karşılaşıyoruz? Dolandırılma sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. O yüzden köpek alacaksınız. Hayatınızda bir birey alacaksınız. Bu köpeği ne yapmanız lazım? Düzgün bir insandan, düzgün bir üreticiden almanız lazım. Daha önce de köpek üretmiş. O ürettiği köpekler size referans olmuş bir üreticiden almak zorundasınız. Tekrardan Maltese Terrier'lerde gelelim bakım işlerine. Maltese Terrier'ler biliyorsunuz tüyleri uzayan canlılar. Uzayan canlılar oldukları için düzenli olarak taramanız lazım. Ama şeye nazaran, poodle'a nazaran tüyleri daha düz. Poodle biraz kıvırcık. Düz olduğu için normal Cooper'ın tarağı gibi düz taraklarla da tarayabilirsiniz. Ama günlük tararsanız köpek daha rahat ediyor. Şimdi bazen bu arkadaşlarda neyle karşılaşıyoruz? İster istemez tüylerde kıtıklaşmalar, işte ne bileyim çözemediğiniz tüyler olabiliyor. Tarak da ne yapıyor? Canını acıtabiliyor. Canını acıttığı için telli tarak tabii ki bu köpeklerde kullanmıyoruz. Normal düz tarak ya da Cooper'ın tarağı gibi Springer'ın tımar tarağını kullanıyoruz. Bu arkadaşım baktınız tüyünü çözemiyorsunuz. Saç açıcı kremler var. Onlarla yumuşatın, öyle çözün. Kıvırcık saçlı kadınlar kullanıyor banyodan sonra saçını açmak için. Baktınız onunla da çözemiyorsunuz. Orayı kesin alın. Alttan zaten düzü çıkıyor. Uğraşmayın. Maltese Terrier'lerde yine ciddi bir şekilde mama seçme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Mesela Cooper'a ne versek yiyor ya, Allah ne verdiyse. Maltese Terrier'imiz olsa diyoruz ki Allah'ım bugün yiyecek mi acaba, yemeyecek mi? Bu da ciddi bir stres faktörü. O yüzden benim köpeğim iştahsız videosunu izleyin. Köpeğinize acımayın. Kaliteli mama veriyor musunuz? Veriyorsunuz. Yemiyorsa mamayı önünden alın. Diğer türlü yaşamınızı rezil eder. Sürekli masadan yemek isteyen, koltuğa atlayan, üstünüze atlayan, sehpaya atlayan köpekleriniz olur. Bunları da hiç ama hiç kabul etmiyoruz. Çünkü hayatınızı zorlaştıracak şeyler. Agresifliğe tekrardan gelelim. Agresiflikte şöyle bir durum söz konusu oluyor Maltese Terrier'lerde. Aile bireylerini de çok fazla ısırıyor. Şimdi dişleri kaşınıyordur, ondan sonra oyun oynamak istiyordur şeklindeki agresiflikler artık bir yerden sonra bırakılıyor. Sen kimsin de önümden cep telefonunu alıyorsun? Sen kimsin de benim mamama yaklaşıyorsun? Sen kimsin de benim sahibime yaklaşıyorsun şeklinde agresifliklerle karşılaşıyoruz. Yani Ruhan Hanım'dan örnek verelim. Dolly diye bir köpeği vardı. Eve gelen herkese ısırma kastıyla saldırıyordu. 2 yaşında dişi bir Maltese Terrier. Hadi eve gelenleri koydum kenara. Eşi ısırılıyordu hanımefendinin. Oğlu iyi geceler anneciğim diye hanımefendiye gittiği zaman oğluna saldırıyordu. Yine Seda Hanım'dı sanırım, kusura bakmasın ismini yanlış hatırladıysam, hemşire bir hanımefendi. Yine teriyerdi bu arkadaş, kardeşine husumet besliyordu. Ya, evdeki hiçbir kimseye sıkıntı yok. Liseye giden bir çocuğa saldırıyordu. Husumet besliyordu köpek. Yine Maltese'lerden düşünelim. O fotoğrafta gördüğünüz ellerimizi o hale getiren köpek evdeki herkese ısırıyordu. Isırmak artık köpeklerde, her köpekte olabilir tabii ki bu, ama Maltese Terrier'lerde biraz daha bebek gibi bakılmaya müsait olduğu için, insanlar öyle bakmayı sevdiği için çok daha çabuk şekilleniyor. Bunlara da dikkat edin. Boşuna çocuğunuz ısırılmasın, siz ısırılmayın. Yine poodle'larda dediğimiz gibi bu arkadaşı alacaksanız eğer, çocuğunuza arkadaş olsun, işte ne bileyim çocuğa sorumluluk yükleyelim, tabletinden başka bir şey düşünmüyor, biz buna bir köpek alalım zihniyetiyle yola çıktığınız zaman, çocuk sıkıldığı zaman köpek ortada kalıyor. Ona da dikkat edelim. Yani eğer köpek alacaksanız bu aileye yeni bir birey, hani baba da ilgilenecek, anne de ilgilenecek. Ama siz istediniz, ben ilgilenmiyorum, ne haliniz varsa görün derseniz bela olarak o köpek karşınıza çıkar. Maltese Terrier'lerde de bu durumla sıklıkla karşılaşıyoruz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Saygılar.